Arkadaşlar merhabalar, yine bir dalga teorisinde örnekte de karşınızdayız. Bu kez e, üçüncü videoda elektrik alan gelirken, bu kez bir manyetik alan süper iletken, süper elektrik iletkenine geliyor, eksi sonsuzdan sonra artı sonsuza uzanan bir süper iletkenimize geliyor. Böyle bir durumda gelen ve yansıyan elektrik ve manyetik alanları nasıl buluruz? Bunun e, bunu bulmaya çalışalım isterseniz. Öncelikle mantık olarak, Buraya bir gelen manyetik alan varsa yani incident dediğimiz gelen manasında İngilizce'de HI'miz varsa ki onun da artık yönünü biliyoruz. Buradaki EZ demek yani polarizasyon yönü yani buradaki H0 amplitude'unun büyüklüğünün onu uzandığı yön doğrultusu Z yönünde uzanıyor. Ve ilerleme yönünü de buradan anlıyorduk. Zaten mantıken şekle baktığınız zaman da şurası artı olduğuna göre hangi yönü temsil ediyordu? Zıtlık söz konusuydu. Artı JKY ise artı yön değil eksi Y yönünde ilerliyor. Baktığınız zaman da artı y bu taraf. Eksi y aşağı taraf. Dikkat ederseniz aşağı tarafa doğru ilerliyor. Demek ki şu yazım da doğru. Büyüklük olarak bir h0 olsun denmiş. Ve bunun h0'nun uzandığı doğrultu ise z yönünde bir h'miz var. Bunun ilerleme yönü eksi y yönünde. Şimdi benim amacım burada kimi bulmak? E, şimdi elimde mantıken düşündüğünüz zaman bir gelen manyetik alan varsa bilmediğim hemen böyle buradan gelen aynı zamanda bir e, gelen elektrik alanım vardır. Yönünü yazmadım. Vektörel bulmayacağım. Gerek yok. E, burada daha sonrasında ise bunda bir yansıma olacak. Süper iletkenin mantığı neydi? Süper iletkenin mantığı gelen tüm güç arka tarafa da eksi sonsuzdan artı sonsuza uzandığı için herhangi bir dalga Dalga e, geçip geçmesi söz konusu olmayacağına göre bu bölgede bir olduğu gibi yansıma olacak. Hem bu al, olduğu gibi yansırken bir gelen bir elektrik alanım da var aynı zamanda. Çünkü biliyoruz ki eğer ki e, şunu biliyorsak biz e, bir ilerleme yönümüz var. Provocation yönü provocation olsun bu hangi yön İlerleme yönü hem elektrik alan hem manyetik için aynı y doğrultusunda ilerliyor. Peki büyüklükleri yani manyetik alanın amplitude dediğimiz şu büyüklük kısmı, şu büyüklük kısmı hangi doğrultuda uzanıyormuş? E, H olsun şu da mesela Z yönünde uzandığını görüyorum. Otomatikman üçü birbirine dik olacağı için elektrik alan, manyetik alan ve ilerleme yönü üçü birbirine dik olacağı için geriye kim kaldı? X kaldı. Demek ki elektrik alanımızı da biz büyük ihtimal polarizasyon yönü X olarak yani ben aslında şunu şimdiden e, X'de bir bileşen bulacağımı da görebiliyorum. Niye? Çünkü sadece burada üç birbirine dik 3 yön vektöründen sadece x kaldığı için şimdi ben biraz sonra e eksi bulacağım peki bunu nasıl buluyorduk Tabii ki Maxwell denklemlerinden buluyorduk ve Maxwell denklemini dilerseniz hızlı bir şekilde uygulayarak buradaki bizim e öncelikle gelen e elektrik alanı bulalım daha sonrasında ise Hermos denklemiyle kimleri bulacağız kalan diğer alanları bunlar kim olacak bu reflected diye İngilizce'de geçen yine vektörel yazmama gerek yok sonuçta bunun yansıdığı zaman yine yönü ve doğrultusunun e değişmeyeceğini tahmin edebiliyorum yani gerek yok. En son zaten. Ee hangi kısımdan buluyorsak onun bileşen otomatik geliyor. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burada hr bilinmiyor. Bir de kim bilinmiyor? Tabii ki yansıyan elektrik alanı da bilinmiyor. Er şeklinde. Bunları yazıyoruz bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde ben önce şununla başlıyorum. Yani gelen manyetik alan varken buraya aynı zamanda şu üçü beraber ilerliyorlar buraya doğru. Bu ilerlerken şuradaki kim yani? Gelen kim? O bileşenin tamamı neye eşit diye bulmak için elektrik alanı öncelikle benim bulmam lazım. Bulunanı buraya yazdıktan sonra Maxwell denklemlerinde şu şekilde bulunuyordu. 1 bölü j omega bununla ilgili olan çarpım durumunda olmak zorunda. Ben böyle tutuyorum aklımda. Bunların hepsi hava olsun diye kabul ettim bu soruda. Siz herhangi bir epsilon 1, epsilon 2 demediği sürece veya herhangi bir sayısal değer vermediği sürece siz epsilon 0 olarak alabilirsiniz. Bunların değerleri var ama ben değerli soru çözmüyorum genelde. Siz burada olayın mantığını oturttuktan sonra geriye sadece bu değerleri koymak kalsın şeklinde düşünüyorum. Dolayısıyla burada der cross Del cross E'yi buraya yazdıysam eğer buraya da H'ı yazıyorum. Şimdi bunlar vektörel. Niye vektörel? Çünkü bir cross işlemi yapıyorsanız vektörel yapmak zorundasınız. Ee, burada şimdi bu elektrik alanı hızlı bir şekilde şöyle açalım. Şimdi elektrik alan eşittir diyorum. 1 bölü j omega epsilon 0 yazdım bu şekilde şunu nasıl yapıyorduk hemen hızlı bir şekilde onu gösteriyorum bu bölgede birinci satıra birincinin elemanları cross işlemi e, cross işleminden sonra ikinci elemanı daha doğrusu şurada 3 satır olacak ya bu birinci satır öncelikle bunlar bir vektör olduğu için yönlerini yazıyorsunuz hızlı bir şekilde e x e y ve e z şeklinde önce yön vektörünü yazdım birinci satıra daha sonra burada ikinci satıra birinci cross işlemine giren eleman yani bu neydi hatırlayacak olursanız yere göre e, türevdi. Yere göre türevse del bölü del x, del bölü del y ve del bölü del z yazmam lazım. Fakat şimdi odaklanmanızı istediğim nokta şu. Bu eleman kime göre türevlenebilir? Yani burada yön vektörüne göre türevleyebilir misiniz? Hayır. Bu yön vektörü sadece yön belirtiyor. Bunu atın. Bir kere zaten buradaki şuraya koyacağınız artık vektörlük bir durum kalmadı. Bu vektör işlemini ben şurada kullanmış oldum. Bunu attığınız zaman buradaki hangi yön vektörü kalıyor türev? türevlenebileceğiniz dalganın propagation yanı yani ilerleme yönüyle e, siz türevleyebilirsiniz bir denklemi Bunu unutmayın bir alanı. Bu alanda da dikkat edersem y olacağı için türevlenebilecek kısım yani yere göre türev ya bu da türev olduğu için benim burada mutlaka sadece benim elime gelecek tek eleman del bölü del y türevidir. Çünkü başka türlü ben bunu türevleyemem. Başka bir ilerleme yönüm yok. Dolayısıyla ben burada kalanları yok yani. Burada eksponansiyerin üstüdür bizim fonksiyonun hangi denkleme bağlı olduğu. x ve z için herhangi bir bileşik yok elimde diyorum. Fakat bunun tam tersi olan bu biraz önce şu çizdiğim neydi? Buradaki h sıfırın yani amplitude dediğimiz büyüklüğün hangi doğrultuda uzandığı, ez doğrultusunda uzandı. artık büyüklükle olduğu zaman eşimiz bunun tamamı bizim büyüklüğümüzü etkileyen kısımdır. Yani elimdeki bileşenin tamamıdır. Dolayısıyla bu elimdeki bileşen hangi yönde bu kez? Z yönünde bileşenim var. Z yönünde büyüklüğüm var. Büyüklüğüm var. Fonksiyonum ilerleme yönüne bağlı. Büyüklüğüm ise buradaki polarizasyon yönüne bağlı. Bunu da unutmuyorsunuz. O zaman ben şurada x, y, z alt alta gelecek şekilde yazılır. x, y, z'den z kısmına hangisini yazmam lazım? Büyüklüğü h, 0, z yönünde olduğu için z'in altına yazıyorum ve sırada buradayım çünkü ikincisini yazıyorum. Birinci satıra yön vektörleri, ikinci satıra birinci cross operasyonunun elemanları ki o da türevler ve kalan kısım ise elimdeki manyetik alan büyüklükleri. Büyüklük olarak yön zaten burada kullanıldığı için kalan büyüklük kısmı ise z'in altına denk gelecek şekilde şekilde şu şekilde H0 üzeri JKY şeklinde yazılır. Dolayısıyla bu kez de başka yön büyüklüğüm yok. Yani EX EY yönünde bir manyetik alan büyüklüğü olmadığı için de bu kez de buralar sıfır. Umarım anlamışsınız ne demek istediğimi. Şimdi peki bu nasıl açılıyordu hatırlayacak olursanız? Bu şöyle açılıyordu. Bunları sırayla kapatıyorduk şu şekilde. Kalanları çapraz çarpıp çıkartıyorduk. Şimdi şunu ben yapmadığımı varsayın. Yapmadığımı varsayın. Önce şunları kapattığımı düşünün. Şunları kapatırsam ne gelir? Yani H e, burada H diyorum. EY bileşeni için yani EY yönündeki elektrik alan yani EY bileşeni için ben burada neyi görüyorum? 0 çarpı 0'ın çıkarılması olarak görüyorum. Hemen şurayı yapalım yapmış gibi kabul ediyorum. Yapınca 0 geldiğini görün diye çizdim. Şununla şunun çarpımı çıkartırsanız ne görürsünüz? Yine 0 görürsünüz. Demek ki benim sonuç alabileceğim tek kısım nereden arkadaşlar? X bileşenini kapattığım zaman. Ben biraz önce ne demiştim? Zaten EX bileşeni gelir. Dolayısıyla yön vektör olarak kullanmama gerek yok. Yön vektörünü belirten kısım burada. Ben bunu kapattığım zaman da kalan eleman zaten EX'e eşittir otomatikman. Vektörleri kullan kullanmadan bu kısmı yapabilirsiniz yani bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ben şunu gördüm mü o zaman buradan gelecek olan kısımlarda EY ve EZ bileşeni bir elektrik gelen elektrik alanı bulmaya çalışıyorum amacım hala bunu bulmak. Bu bölgede EY ve EZ için gelecek sonuç sıfırdır ama EX'ten gelecek bir sonucum var onu görebiliyorum ve bunu nasıl yapıyoruz hemen hızlı bir şekilde şunları çarp çıkar şeklinde yapalım. Şimdi o zaman buradan ben şunu görebildim mi EX bileşeninin geleceğini çünkü bunu kapattığım zaman görüyorum işlemi bu bana hangi elektrik alan yönü bileşeni olduğunu söylüyor bana. Ben o zaman hemen yazıyorum. Elimde benim bir gelen elektrik alan için gelen elektrik alan için Ex yönünde çünkü eks ile çarparız bu işlem böyle yapılır. Bunu da yazarsınız. Ben vektör 4'den nasıl kurtardığımı göstereceğim. Ve otomatikman onun adına e denir ve bu şekil şu şekilde bulunur. Bunu çarparsınız bu e ile. Birinci satır birinci sütun olduğu için artı, eksi, artı şeklinde yazılır. Bunun artı olduğunu biliyorum. İşleme artıyla başlamış oldum zaten. Buraya herhangi bir eksi işareti koymuyorsunuz. 1 bölü J Omega. E, epsilon 0'yu yazdım. Daha sonrasında ise şu işlemi yapıp çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman ne diyor bana? H0 E üzeri CKY'yi Y'ye göre türevle diyor bana. Buradan bu gelir. Ben yine de yazayım size. Del bölü del Y. Kimi yap diyor. Bu içerisine H0 H0 E üzeri CKY Şu E. Biraz tam çizemedim. Tamam. Şunu beğenmedim. Şöyle biraz daha düzeltelim. E üzeri CK'ye yazdım. E bu bana ne diyor? Burada bunu Y'ye göre türevini alırsak ne gelir arkadaşlar? Şimdi şunları götürürsek şu şekilde E işlem yapmam yeterli. Yani E i bileşeninin tabii ki bunu götürüyorsam bunun da şurasını götürüyorum. Otomatikman ne geldi benim E, x bileşenim? E i eşittir E ve bu da eşittir arkadaşlar. burada türevini alırsam y'ye göre ne gelir? Y sabitken JK başa gelir. Şu şekilde JK yazdım. K neye eşit arkadaşlar? Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. omega kök epsilon 0 100'e eşit. Şurada türevini alırsanız bunun y'ye göre buradan bir JK gelecek ya. J'sini yazdım. K için şurayı yazıyorum. omega kök, epsilon 0, şöyle new 0'yu şu şekilde yazdım. Yani şöyle içinde yazmadım da ayrı ayrı yazdım. Çünkü aşağıda bir sadeleşme görüyorum. O yüzden öyle yaptım. j, omega, epsilon 0 burada kök içinde var. O zaman ben şu te, e, tek epsilon 0'yu şöyle iki tane kök epsilon 0 şeklinde yazabilirim miyim? Yazarım. Kalan kim? h0 yine geliyor buraya. Ve buradan da j, üzeri jk yani eksponansiyel fonksiyonun türevinde kendisi de aynı şekilde geliyor da hatırlayacak olursanız. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra new 0'lar n gitmiyor tabii ki. Epsilon zürolardan biri gitti. J omegalar gitti. Şimdi burada hatırlayacak olursanız şöyle bir hint daha vermiştim, ipucu daha vermiştim size. bir z empedansı vardır bu bir direnç için. birimi olan ile aynı ohm'u verir ne zaman verir bunu. nü zero'yu şuradaki nu'yu e, epsilon zero'ya bölerseniz arkadaşlar z zero dediğimiz bir empedans büyüklüğünü verir bana. Bir kat sayıdır bu. Burada da baktığınız zaman bir kez öncekinde altta oluşuyordu hatırlayacak olursanız. E zero bölü e, z zero şeklinde. Burada ise tam tersi h olduğu için çarpım durumunda geliyor. Yani z zero çünkü nü burada üstte. Dolayısıyla benim gelen elektrik alanım burada z zero çarpı h zero ve E üzeri C K, y Bu şekilde gelen elektrik alanı bulmuş oldum arkadaşlar. Peki mantıklı bir sonuç mu? Elbette mantıklı. Ee, ne demiştik? İkisi birden aynı yönde ilerler. Ve bileşenim de büyük ihtimal x'tir dedim. Dikkat ederseniz şuradan zaten e x'ten sadece sonuç geldiği için e -x olduğunu e garanti ettim. Bakın şu e -i aynı zamanda e -x zaten buradan bunu garanti ettim e eksi olduğunu ve doğru mu buldum aynı yönde mi ilerliyorlar yani bu da e üzeri c k y'li geldi mi evet dikkat ederseniz bu da eksi y yönünde ilerleyen dalga olarak elime gelmiş oldu şimdi peki arkadaşlar elimdekilerden kimi bulmuş oldum bir tane daha bulmuş oldum e, -E bulmuş oldum kim kaldı e yansıyan ve sen elektrik alan ve manyetik alan kaldı. Bunu bulmak için mecburen Helmholtz denklemini uyguluyorum. Helmholtz denklemini hatırlayacak olursak nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Del kare u artı k kare u eşittir sıfır denklemini uygulamam lazım arkadaşlar. Elimdeki hangi elektrik alan ve manyetik alan bileşini varsa burada u, u yerine onu koyarak genel tüm yansıyan ve gelen alanlar hakkındaki bilgiyi elde etmeye çalışıyor. Burada iki alternatifiniz var. Bunlardan bir tanesi gelen elektrik alanı ben bulmasaydım eee tan yapmak zorundaydım. Yani buradaki elimdeki bilin bildiğim gelen elektrik alan bileşenini burada kullanıp buna göre bir genelleme yazardım. Fakat elimde elektrik alanında bu şekilde gelen elektrik alanı bulduysam yine onu da kullanarak yapabilirim. Bunu nasıl yaparım? Şöyle derim genel bir elektrik alanım geleni x'e bağlıysa yansıyana da x'e bağlıdır bu soru için buradaki u'yu ex alarak yapabilirdim ama burada benim siz, size yapmak istedim h madem kullandık haştan yapalım şeklinde olacak ve buradaki bunun bileşeni olarak kim var elimde? eee hz bileşeni var görüyorsunuz şurada da demiştik zaten z yönünde uzanıyor diye. O zaman diyorum ki elimde hz bileşeni var. Ve şöyle yapıyoruz bunu u'yu önce belirliyorum. Benim elimdeki u olarak hz'im var. Ve bu h set kime bağlı arkadaşlar? h setim benim kimin fonksiyonu? y'nin fonksiyonu. Nereden anlıyorduk onu? Şu eksponansiyel bana fonksiyonu veriyordu. O yüzden ben bu h sete y gibi bir fonksiyon olsun diyorum. y'nin y'ye bağlı bir fonksiyon olsun. O da kısaca şöyle büyük y e olsun tamam mı? yani şöyle 5 tane eşitlik yazdım bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz ben genelde şunu kullanmayı tercih ediyorum büyük y'yi e kullanmayı e, tercih ediyorum arkadaşlar burada şimdi nasıl yapacağız burada o zaman bunu hatırlıyorsunuz bu ikinci dereceden türev olduğu için del kare e, h set ya y diyorum neye bağlı fonksiyon y'ye bağlı olduğu için del y kare diyorum artı k kare y eşittir sıfır şeklinde bir diferansiyel denklem şekline getirdim bu denklem şekline getirdikten sonra bu tip denklemlerin çözümünü hatırlayacak olursanız bunları şurada k kareyi sabit bir sayı yalnız bırakmanız lazım dolayısıyla bunu 1 bölü y ile çarpıyorsunuz bunu 1 bölü y ile çarparsanız şöyle bir şey gelir 1 bölü y del kare y bölü del y kare artı k kare eşittir sıfır Şimdi mantıken bunu bu tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? Şuranın tamamı eksi k kare eşit olur mu? Ya da bunu işte şuraya karşı atın görürsünüz. Buranın tamamı eksi kare olduğunu görürsünüz. Bu tip fonksiyonların çözümünde de şöyle kullanılır. y eşittir a çarpı e üzeri alfa neye bağlı? Y'ye bağlı olduğu için bu şekilde y olsun denir. Diferansiyel çözümü bu şekilde yapılır. Dolayısıyla ben burada bir y'yi bu şekilde aldıktan sonra bana ikinci dereceden türevi lazım. Dolayısıyla bunu bir derece türevliyorum şu şekilde. Del y bölü del y'sini alıyorum. Yani y'ye göre türevliyorum. a çarpı e, y'nin yanındaki alfa başına düşer. a alfa e üzeri alfa y olur. Bana bir derece daha türevi lazım olduğu için onu da yazıyorum. Del kare y bölü del y kare lazım bana çünkü burada görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun da türevi nedir? Bir alfa daha gelir başa. A, A alfa kare e üzeri alfa y şeklinde ben bunu yazabilirim. Şimdi getirip şuradaki kısımdaki ki bu da eksi k kareye eşit. Geliyorum bunun tamamını burada yazıyorum arkadaşlar. Nasıl yazıyorum? Şöyle 1 bölü y var elimde. Y neye eşit? A çarpı e üzeri alfa y şeklinde bir çözümü vardır bunun diyorum. Bunu buraya yazdım çarpı Çarpı kimle çarpılıyor bakın bir y Bir bölü y'yi yazdım şurayı yazdım Çarpı ikinci türev İkinci türev neye eşit A alfa kare E üzeri alfa y'ye Ve bu tamamı şu an Şu ve şunu yazdım çarpımını Neye eşitmiş eksi k kareye O zaman buradan ne gelir arkadaşlar A'lar gider mi E üzeri alfa y'ler gider mi Peki buradan ne kalır alfa kare eşittir eksi k kare k bir sıfırdan büyük bir sayı ama al, e, alfa kare eksi 9 gibi bir şey olsa bunun cevabını alfaya ne dersiniz arkadaşlar normalde lisede olsa veya ortaokulda kök yok denir ama biliyoruz ki biz karmaşık sayı diye bir şey var dolayısıyla biz bunun artı eksi jk olduğunu biliriz köklerinin yani artı jk'nın karesini alırsanız eksi k kare elde eder ve alfa kareyi bulmuş olursunuz gibi Şimdi bunu bu şekilde bulduktan sonra nasıl yazılıyor? Normalde tek bir tane kök bulsaydım ben y eşittir a çarpı e üzeri alfa y şeklinde alfa yerine ne bulduysam onu yazar bırakırdım. Fakat bu tip durumlarda eksponansiyel şekilde bu şekilde yazdıktan sonra ki bu sinüs kosinüs de yazılabilir de herhangi bir şey değişmez. Buradaki alfanın iki kökünü yazıp araya art işlemiyle yazıyoruz. Yani y eşittir a çarpı e üzeri alfa y ise ben şu buradan şu şekilde yazıyorum y ki o benim hset fonksiyonumun bağlı olduğu türdü. a çarpı e üzeri alfa y idi. Alfanın bir kökünü eksi j k buldum. Alfa y Alfa'yı yazdım eksi jk olarak bir tanesini yazdım. Y'si kaldı. Alfa y'nin y'si bu artı dedim. Bu kez bir bileşen a diye bilmediğim bir bileşen. Ben daha bilmiyorum a'yı. Zaten bunu sınır koşullarından buluyoruz. Bir de b bileşeni kaldı. Onu da eşittir e üzeri eksiği kullandım. Eksi jk kökünü. Şimdi artı jk kökünü kullanıyorum. Ve alfa 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 y olduğu için şuradan tekrar hatırlatayım size alfa y alfa yazdım ben bir kökü artı jk bir de kim var burada yazmam gereken y'ye bağlı fonksiyon bunu yazmasam zaten olmaz ve ben size ne demiştim bu Helmholtz denklemi hem gelen hem yansıyan alan hakkında bize bilgi vermeye başlar dikkat edecek olursanız burada bir a var bir b var ben şimdiden aslında size şunu söyleyebilirim buradaki h bir tanesi kimdi mesela en başta soruda verilen Haçtet bileşenim gelen alan bilgisiydi. Haçtro büyüklüğünde bir büyüklüğü olup e, eksi y yönünde ilerleyen gelen alan bu. Demek ki burada e, artı jky olup önünde haçtro olan gelen alan ise bir de burada sadece kim kaldı yansıyan alan. Dikkat edecek olursanız burada eksi y yönünde ilerleyen hangisi tabii ki bu bileşen. Ben aslında şimdiden görebiliyorum. B'nin H0 olduğunu ama söylemiyorum şimdilik ben görebiliyorum ama bunu niye çünkü bu tarafa giden bir bu var bir de yansıyan alan çünkü artı y'ye kim dönebilir ancak yansıyan alan dönebilir. İşte bu AB'yi ben e, sınır koşullarından bulacağım biraz sonra ama şimdi gelelim sınır koşullarına şöyle bir başlık atayım sınır koşulları diye. Sırada sınır koşulları var arkadaşlar. Buradan benim A ve B'yi bulabileceğim bir koşul bulmam lazım. Amaç A ve B'yi bulmak. Ben şimdiden görebiliyorum B'nin H sürü olduğunu. Bir tane de sınır koşulu bulup A'yı bulmam lazım. Hani B'yi biliyor olmam A'yı bulmam için yetmediği için. Tamam mı? Şimdi ben burada peki nasıl sınır koşulları yazabilirim? Yazabileceğim tek sınır koşulu arkadaşlar. Perfect dediğimiz süper iletken yüzeye gelen yansımalarda n cross E'nin e, yüzey akımı vermediği için bunu kullanabilirim. S e, sınırı için ve sıfır olduğunu biliyorum. Bunun mantığı neydi hatırlayacak olursunuz. Bunun mantığını daha önce çok anlattım. Arka taraftaki elektrik, e, arka tarafta bir alan olmayacağı için, herhangi bir alan geçişi olmayacağı için mutlaka tam şu geçiş noktasında ki bu geçiş kesinlikle karıştırmıyoruz. Bakın ben size desem ki buradaki e, yüzeyi değiştiren hangi yönde bir değişim oluyor? Burada bakın y'de, Y, D, Y eşittir sıfır doğrusunda, Y eşittir sıfır doğrusunda bir e, şeyim e, süper elektrik iletkenimiz uzandığı için bizim için kritik değişme noktası y'nin sıfır olduğu nokta sakın x'in sıfır olduğu nokta e, almayın bunu akılda tutmanızın bir diğer yöntemi de dalga'nın ilerleme yönü bizim için kritik noktanın olduğu yöndür yani yeştir sıfır alacağız tamam mı sakın x almayın x alırsanız sorunun çözümü tamamen değişir hata yaparsınız burada bizim için kritik nokta bu elektrik e, iletkeni nereyi düzgün bir ilerleme varken nerede bozuyor dikkat edin yeştir sıfır doğrusunu çizin desem nasıl çizersiniz? Y'yi tek sıfırda kesen doğru ama ne boyunca uzanır? Böyle x boyunca uzanır. Tam bu bölgede bir şeyi değiştiriveriyor. Yani y'yi bozuyor. Zaten ilerleme yönü bozulur. Y de ilerliyor. Y, y eşittir sıfırda bozuluyor. Demek ki bizim için kritik nokta y eşittir sıfır doğrusu y 0 doğrusu ve y 0 noktası diyebiliriz tamam mı? Şimdi burada en cross e'nin 0 olduğunu anladık. Arka taraftaki alan olmadığı için arka tarafın hemen alına tam o sınırda y 0'da içerideki alanların cross yani buradaki teğet bileşen demektir bu cross operasyonunda. dot product olsaydı dik bileşen denir. Buradaki sınırda sıfırı vermek zorunda. Peki bu sıfırı nasıl sağlayacağız ve şunu da unutmayın. Buradaki s için ben bizim için kritik nokta y sıfır diyorum. Kritik noktayı buraya Y alıyorsanız mutlaka N de EY'dir. Bu da aklınızda tutması kolay olsun veya bir diğer şey, onu da mantığını anlatmıştım daha önce. Şimdi ben size desem ki buraya sonuçta N normal demek değil mi? N eşit en dediğimiz şey normal vektörü. Bu böyle dik değil de şöyle çapraz gelseydi ve böyle yansır deseydiniz. Ben de deseydim ki size bu böyle geliyor, böyle yansıyor. Buna bir normal çizin deseydim. Bir normal çizin deseydim nasıl çizerdiniz? Şöyle çizerdiniz değil mi? Şimdi soruyorum şu çizdiğim dik 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 bileşen hangi yön? Hangi doğrultu? Y doğrultusu. Bu da bir diğer akılda tutma yöntemi olayın mantığı yani. Şimdi bir diğer artık biraz daha pratikleşmek adına burada EY bileşeni varsa kendi mum dibine ışık vermez mantığı vardır kuros operasyonunda. EY'li bileşen değil kalan iki bileşen gelir. isterseniz yapıp görebilirsiniz ama ben hızlı bir şekilde yazacağım. Buradan gelecek sonuçlar EX eşittir. Vektörel toplamlarda ayrı ayrı sıfıra eşitlenir. EXY eşittir. Sıfırda sıfır bir tane benim işime yarayabilecek bir ihtimal. Bir diğer de Y gelmeyecek. X gelmeyecek. Gelir, bir de Z gelir şu şekilde. Bunu açarsanız 3. videoda açarak yaptım olmadı oradan faydalanabilirsiniz. Bu iş bu şekilde yapılır yani. Ayrı ayrı sıfıra eşitlenir. Ayrı ayrı diyor ki bana eğer elinde bir EZ bileşeni varsa git o EZ'te Y gördüğün yere sıfır koyarsan sana sıfır vermek zorunda. Peki bu ne işime yarıyor? Tabii ki biraz önce şurada Dikkat edin elimde hasset var. Buradaki hasset bileşeni varken benim eğer değil de bu ezet olsaydı Y gördüğüm yerlere sıfır yazarsam şuraya Y gördüğüm yerlere sıfır yazacaktım. Buradan A artı B gelecekti. Onu da sıfıra eşitleyebilecektim. Ki üçüncü videoda böyle oldu hatırlayacak olursanız. A artı B eşittir sıfırdan A eşittir eksi B gelmişti. O da çok mantıklı bir sonuçtu. Geldiğinin faz değiştirir demekti. Eksiye dönmesi. Aynı büyüklüğün sadece eksilisine eşit geliyordu. Şimdi burada ise dikkat etmemiz gereken sık şu burada benim elimde EX, EZ koşulları varken e, maalesef burada da e, a e, manyetik alan bileşeni var peki bunu nasıl uygulayacağım işte bu durumda arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Elinizdeki manyetik alanın mutlak ve mutlak bir surette EX veya EZ cinsinden bir eşitini yazmanız lazım. Aslında biz çok şanslıyız. Bunu ben en başta yaptım sayılır. Nasıl yaptım sayılır? Şimdi dikkat edin şurada ne yaptık biz biraz önce. E, gelen e, sadece gelen elektrik e, gelen manyetik alana göre gelen elektrik alanı bulmak için bir Maxwell denklemi uyguladım. Normalde yine bir tane daha Maxwell denklemi uygulamam gerekiyordu ama dikkat edeceğimiz tek husus şu. Şimdi bu tüm alan için de yazabilirsiniz bu Maxwell denklemini. Yani buradaki bir manyetik alanın hem gelen hem yansıyanın toplamı şeklinde veya sadece yansıyanın veya sadece gelen için mesela burada sadece gelen için yazdık. Ben toplamı için olan şuradaki Max şeyden Helmos'tan kimi geliyor dedik. Toplamı geliyor şu şekilde toplam. Hem gelen hem yansıyan var. O da tek bir H. Dolayısıyla ben bunu tek bir haş için yaparsam şu kısım sadece şu şekilde değişecek arkadaşlar. Ben elimdeki genel bir haş seti buraya bu şekilde açarak değil de yani haş i'yi kullanarak değil de genel bir şekilde yazacağım. İsterseniz şunun aynısını sadece genel haş set için yazıp olayı daha net görmenizi sağlayın. Bakın burada ne demiştik biraz önce? Elimizde sadece y'ye bağlı bir set fonksiyonu vardır ve o da sadece y'ye bağlıdır ve z yönünde uzanıyordur. E, ee, geri kalan e, bileşenlerim yoktur. h x h ve geri kalan x ve z türevleri de yoktur diye yazabiliyorum. Ve bu seti burada bu kez genel olarak kullandığınızı düşünün. Genel olarak niye kullanıyorum? Onun mantığı da şu. Gel, elimde genel olarak bulunan bu EX ve e x ve e z'i burada nasıl ifa, birbiri cinsinden ifade ederim şeklinde diye düşünüyorum. Yani benim elimde ne var mesela? EX veya EZ var. Bunlardan birini bu şekilde bir şekilde elimde bulunan AB'sini bulmaya çalıştım. HZ cinsinden ifade etmem gerekiyor. Dolayısıyla burada yine yaptığınız zaman buradaki operasyonu sadece kimden işlem geldiğini görüyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şunu şunları kapattığımı yani H, E, E'nin Y bileşenini kapattığımda E, bulurum bu şekilde. Çapraz çarpıp çıkardığımda 0 eksi 0'dan 0 geliyor. Şimdi bunu bu değil de bu şekilde değil de şurayı kapattığımı düşünün. Bu şekilde kapattığımı düşünün. Yine 0 geliyor. Zaten biraz önce yapmıştık bunları. Sadece hangi bileşen geliyor arkadaşlar? E x bileşeninden sonuç geliyor. E x bileşeninden gelen sonucu da şöyle genel yazabilir miyim? Bakın e x bileşeninden sonuç geliyor. 1 bölü c omega epsilon 0 del h set bölü del y Gördünüz mü? Haçsete bağlı bir fonksiyonu e x cinsinden ifade etmiş oldum. Peki bu ne işime yarıyor? Çok güzel bir şekilde şunu denklemi kullanabilmemi sağlıyor arkadaşlar. Peki nasıl kullanabilmemi sağlıyor? Diyor ki sen e x'i cinsinden ifade edecek bir şey bulursan ki buldum bakın burada. Diyor ki bana eğer diyor haçset fonksiyonu varsa elinde var mı? var. Nereden var? Burada bakın genellemiş halde sadece A'sını B'sini bilmediğim halde var. Zaten amacım benim sınır koşullarını uygulamakta bu A ve B'yi bul. Şimdi dilerseniz bunu uygulamaya çalışalım. Amacım zaten A ve B'yi bulmak. Diyor ki bana E-X'i e, H-Set cinsinden ifade ettiysem çünkü burada bakın ettim ben H-Set cinsinden ve daha sonra burada benim yapmam gereken şey şu buradaki şu durumu ifade etmek. Ama dikkat etmem gereken noktada h seti artık a b'yi buraya çekmem lazım yavaş yavaş. a çarpı e üzeri eksi k'ye ve artı b çarpı e üzeri c, eksi, artı jk'ye olduğunu da unutmamak h Dolayısıyla burada da elimde h olduğu için ben burada diyorum ki ben biraz sonra şu sınır koşulunu uygulayacağım. Hangi sınır koşulunu? Diyor ki bana e x'i y eşittir sıfırda sıfıra eşitleyebilirsin diyor. Ama benim elimde ağlı belli durumda o bulabilmem için benim e x'i haç set cinsinden ifade etmem gerekiyordu. Niye h set cinsinden ifade etmem gerekiyordu? Çünkü AB b AB sette, a b -H sette bakın bu bilinmeyenler. Dolayısıyla benim burada bunu bu şekilde bir yer, bu buraya bu işlemi yapabilecek konuma getirmem gerekiyordu. E bana da demiş ki zaten e x y eşittir da 0'a eşittir. Bunu uygulayabilirsin diyor. Ben de ne yaptım? Şurada e x'i yazdım bunlara yani şuralara y eşittir 0 sınırını ekledim. O zaman madem bu e x'e eşitse bu durum e burası da e x'e eşit olduğuna göre burada da şunu yapabilirim artık e x yerine şunu yazamaz mıyım tamamını? 1 bölü j omega epsilon 0 h setin y'ye göre türevi. h setin y'ye göre türevi ne peki? h setin y'ye göre türevi nedir? Eksi j k a jk b'dir değil mi? Bunun y'ye göre türevini nasıl alırsınız? Y'nin yanındakileri başa indirirsiniz. O zaman şöyle mi olur? Şu türevleme işlemini yapıyorum. Eksi jk a e üzeri j, eksi jk y artı jk b e üzeri artı jk y şu an ben şu türevleme işlemini yaptım mı? Türevle işleminin yapılmış hali ve yanında 1 bölü c omega 0 varsa buranın tamamı yani şu kısmın tamamı kime eşitmiş? E -x eşitmiş. O zaman otomatikman bu eşitliği burada da yazabilirim. Ta ki madem buraya bunu koyup bunu sıfıra eşitleyebiliyorsam buranın tamamı da e -x olduğu için buraya da bunu yazabilirim. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani şuranın e -x olmasıyla şuranın e, aynı ifade olduğunu görebilmeniz lazım. Yani burası e burası da e -x'tir. O yüzden madem e x'te y eşittir 0 da 0, o zaman bu denklemde şu tarafta 0. Şimdi şu ikisinin eşitliğini kullanıyorum ve bana bakın artık y'nin 0'da koyulmasının da çok e, bu kupurda işlem kolaylığı sağladığını görmeniz lazım. Niye işlem kolaylığı sağlıyor? Şöyle bir baktığınız zaman eğer y 0'da e, değil de y 2'ye, 3'e, 5'e koyulsaydı şuradaki kolaylığı e, yapamayacaktık. Hangi kolaylık o? e üzeri y yerine 0 koy diyor. 0'a eşit de diyor bana. y yerine 0 koyduğum zaman e üzeri 0'dan 1 geliyor. Buradan da e üzeri 0'dan 1 geliyor ve dolayısıyla ben şu eşitliği kullanabiliyorum. Bu arada şurada şu denklemde şurada j var. Şurada j var. Şununla sadeleşir. Tamam mı? Buradaki durumda da şöyle bir sıfırı koyalım ve sıfıra eşitleyelim. Şöyle olur. Ee, eksi k eksi a artı k b bölü omega epsilon 0 eşittir sıfırmış. Koyduğum zaman y yerine sıfır koydum. Buradan ev üzeri sıfırlardan bir geldi, o yüzden yazmadım bakın. Şimdi ben benim burada başka yapabileceğim ne var arkadaşlar? Çok basit bir şekilde bunu bu karşıya atarsam sıfır. Burada k'lar sadeleştirirsem sıfır. Ve buradan rahatlıkla şunu görebiliyor olmanız lazım: eksi a artı b eşittir sıfır. Buradan ne gelir arkadaşlar? B eşittir a geldi güzel bir sonuç bulduk. Peki bu ne demek? Şimdi yorumlamayı biraz önce yaptığım yorumlamayı şimdi yapabilirim. Şurada silmiştim ya hani BH sırodur diye. Şimdi yorumumuzu kendimiz yapacağız burada. Şimdi aslında burada da yapmak e, çok da yanlış değildi. Şimdi birini bilmemiz lazım. Biliyorum diyorum. Hangisi olduğunu biliyorum. Bu AB'den birini biliyorum ben. Soruyorum yani size. Bu burada bir alan var büyüklüğü H0 değerinde bu hangi alandır bu A'dan B'den biri sonuçta bu A artı ne gelen ve yansıyan alanın hepsini içeriyor bunlardan biri mutlaka H0 olmak zorunda hangisi H0 modeline uyuyor tabii ki buradaki B bunu tekrar buraya bu şekilde yazabilirsiniz B eşittir H0 şeklinde madem B H0'a eşit arkadaşlar getirin bunu bunu buradan B eşittir h sıfıra hatta şöyle seçeyim size Şöyle yapıştıralım buraya. Madem B eşittir H0 arkadaşlar o zaman kim kalıyor geriye? B H0 ise otomatikman B de A'ya eşit olduğuna göre A da H0'dır. A da H0'dır. Çünkü B eşittir A olduğuna göre. Dolayısıyla ben A'yı da B'yi de bu şekilde bulmuş oldum arkadaşlar. Hem A'yı hem B'yi bulmuş oldum. Ve buradan neyi görüyorum arkadaşlar? Demek ki gelen elektrik alan manyetik alan geldiği gibi yansıyormuş arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar gelen manyetik alanda olduğu gibi yansıyormuş ve herhangi bir faz dönmesi olmuyormuş. Çünkü önceki 3. videodaki soruda E0-E0 diye dönmüştü ama burada direkt H0 şeklinde döndü. Dolayısıyla ben neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Burada ay bu böyle bulduğuma göre buradaki alanlardan da buradaki yansıyan alan a e c k y olduğuna göre ben şu şekilde hr'yi bulabilirim yazıyorum buraya bakın hr eşittir yine ez yönünde olacak ez yönünde polarize olmuş ve büyüklüğü a kadar yani h süre kadar olan ve yönü de artık çarpıp geri yansıdığı için artı y yöne doğru gitmeye başlayacak gördüğünüz gibi bu şekilde h yansıyan alanı da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bu işlemi siz kime soktuğunuzu düşünün. Maxwell denklemine şurada e, şimdi ben kimi de buldum burada onu söyleyelim. Şurada hr'yi de bulmuş oldum. Bir er'e kaldı. Şimdi ben biraz önce hi varken elimde yani h0 e üzeri artı cky -E varken şurada artı cky -E varken ne buldum arkadaşlar e i'yi. -E e, bu şekilde z0 çarpı h0 e üzeri JKY şeklinde buldum. Tek farkı ne olacak onu görelim. Bir daha tekrar baştan yazmıyorum. Şuraya eksi gelecek. Tek farkı o. Eksi gelip bunu türevlediğiniz zaman şurada bir eksi JKY olacak. Dolayısıyla yine buradan yüz üzeri böyle epsilon üzeri gelecek. Şunun gelecek tek farkı burada. Yine demek ki elektrik alan bir tam perfect yani süper kısımdan yansıyınca yine fazının döndüğünü görüyorsunuz. Bunun sadece eksilisi gelecek. Yani buradan şu şekilde yazabiliriz şunu. Kopyalayalım bunu. Bakın kopyaladım. Sadece bunun eksili olmasından dolayı bu başa bir eksi gelecek. O eksiyi bir koyalım. Şöyle düzgün koyalım. Bu eksiden dolayı da bu artık iyi değil arkadaşlar. Reflected dediğimiz İngilizce'de yansıyan şeklinde olacak. E buna da yön vektörü koymayacağım. Bunu istiyorsanız şöyle koyabilirim. Bunu buraya koyunca da bunun yönü de Yine doğrultusu bakın burada fazla değişiyor. Aslında eksi e -x doğrultusunda artık uzanmaya başlıyor gibi. E, bu şekilde e, reflected dediğimiz yani yansıyan alanımızı da bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. İşte tüm bilinmeyenleri bu soru için bulduk. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle e, hepinize hoşçakalın diyorum.